Selamünaleyküm arkadaşlar. Serkan dayınız birkaç günlüğüne İstanbul'a gezmeye geldik. Buradan içeri girdiğimiz zaman müthiş bir ziyaret yakını var. Hepsi de yabancı insanlar. Şöyle baktığımız zaman çok mimari müthiş planlar üzerine yapılmış. Gerçekten anlatmaya gerek yok. Gerçekten gelinip gidilmesi gereken bir yer. Tarihi açımızdan çok önemli. Sadece şu anda tabii bir tarafların hepsinde tadilat olduğu için büyük kapılar, ahşap kapılar, çok girişi var. Müthiş çok girişleri var. Tadilat da yapılıyor şu anda. Sadece anladığımız işte 10 dakikalık bir kişiden duyduğum, yani şimdi ben bunu okudum desem okumadık. Anlatılanlara göre ilk önce Hristiyanların zamanında 2000 yıl öncesinde Peygamber Efendimiz'den bile önce yapılmış. Fatih Sultan Mehmet 1451 yılında burayı camiye çevirmiş. Öncelikle kiliseymiş tabii ki. Kiliseden sonra 1951 yılında Fatih Sultan Mehmet burayı camiye çevirmiş. Tabi bu arada işte onlardan, Hristiyanlardan ve bizlerden aralarında gidip geliyor bakalım. Şu anda da tarihi bir müze olarak sergileniyor. Müthiş bir ziyaret çakını var tabi ki. Çoğu yer şu anda tadilatta olduğu için girip bakamıyoruz. Şurası müezzinlerin ikamet ettiği yerler. Ben şu anda çok hızlı bir çekim yapıyorum. Kusura bakmayın. İşte mihrap, hocanın namaz kıldırdığı yer, Allah ve Muhammed yolları. Yani müthiş bir mimari şey var, çok müthiş bir işçilik yapılmış, müthiş bir şey var. Şöyle bir bakalım. Gerçekten çok güzel. Yani o kadar güzel şeyler var ki anlatmaya bile gerek yok. Yani gerçekten gelip bakmak gerekir. Size başka yere göstereyim. Şu işlemelere bir bakar mısınız? Şu sütunlardaki işlemelere bir bakar mısınız? Gerçekten. O kadar müthiş işlemeler var ki. Şu Yunus resimleri sütunlarda. Her bir sütunda ayrı bir resim. Ayrı bir mimari işçilik yapılmış. Burası Kur'an-ı Kerim okulundan Sultan Mahmud Kütüphanesi'ymiş burası. Bu şekilde. Buradan bu şekilde hızlı bir şekilde gidiyoruz. Yani bu kamerayla ancak bu kadar oluyor. Elimizde kameramız yok arkadaş. Bir aksiyon kamerası aldık. Başımıza bela. Bak burada da ayrı bir çekim. Çünkü farklı bir şey. Ben sizi üst kata götürmeyi istiyorum. Şu an üst kata bakın. Ha bunu da çekim yapmadan olmaz. Burası da yukarıya tabi eskiden böyle yüksek merdivenler olmadığı için ahşap bir merdiven. Bu şekilde bak burada da böyle bekleyip durup okuyabilirsiniz. Ondan sonra üst kata çıkalım. Burası yine bir namaz kılınacak ayrı bir bölme. Şimdi bu tarafa nereden gideceğiz ya? Bak şunu da tabii çekim yapalım. Burada büyük bir mermerden su kabı. Mermer su kabı. Bunu ta ki açılınca su küpleriymiş. Burası yine tabii ki girişteki olan bir yer. Bilmiyorum ağır ağır gideyim diyorum ama ağır ağır gidilecek bir durum değil. Bu ahşap kapısındaki kalınlığa bakar mısınız arkadaşlar? Tam bir karış. Tam bir karış. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst kata çıkmadan nereden çıkacağız peki? Ha şu taraftan. Şimdi Hazreti İsa'nın, Hazreti Meryem'in resimleri falan da var. Bir şuraya bir atlayalım size şeyi göstereyim. En önemli yerlerden biri. Arkadaşlar burada anlatıldığına göre şu anda bütün turistlerin de falan yaptığı parmağınızı
şeriye koyuyorsunuz. Bir tur attırıyorsunuz. Hristiyanların neden veya bu turistlerin neden böyle yaptığını biz bilmiyoruz. Ama bizim Müslümanların inanışına göre Cebrail Aleyhisselam elini buraya koyup Mekke'ye, kıbleye doğru çevirdiğini biliyoruz. Yani bu şekilde anlatılıyor. Yani Cebrail Aleyhisselam yönünü bir anda Peygamber Efendimiz Mekke'ye, Medine'ye yönünü, bu caminin yönünü o tarafa doğru çevirmiş. Ama tabii bunların inanışları nasıl onu bilmiyoruz. Biz deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde. Vallahi bilmiyorum. Bunu doğru mu yanlış mı onu da ben bilmiyorum da. Bu şekilde bir inanış olduğu söyleniyor. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Arkadaşlar üst kat daha bir güzel. Tabii eskiden böyle şu mermerlerden yol yapılmış. Bu kadar kalabalık var ki. Bize namaza yetişmemiz lazım. Cumanımıza yaklaştı. Şu mermer kapı. Büsbütün büyük bir mermer kapı var burada. Yine hızlı hızlı gidelim. Şimdi gelelim. Kostümündeki ne yazıyormuş orada? Hemen okuyalım. Ortada Hazreti İsa, sağda Vaftizci Yahya, solda Hazreti Meryem. Meryem ve Vaftizci Yahya'nın İsa'dan insanlık için şefaat dilemeleriymiş. Anlatılan bu. Oradaki yazılan. Şu şekilde bir bakalım. Eyvah. Eyvah herhalde. Yeni mi başladık ya? Kamerayı yanlış yaptık. Ha, sıfırdan başladı ha. Durdurduk. İnşallah doğru devam eder. Bakın şuradan şunlara bakıyoruz. Buradan geriye yine dönelim. Şuradan ahşap camlardan dışarıya doğru bir bakalım. Buradan şöyle. Yani burası da dışarıda. Burada ne gözüküyor bilmiyorum da boyumuz erişmiyor. Buradaki taşın özelliği neymiş bilmiyorum. Burada ne yazıyor? Haçlı seferleri sırası İstanbul'da gelen ve burada ölen Venedik Türkü'nün mezar taşıymış. Nerede lan o mezar taşı? Ha şu. Vallahi millet bana gülüyor ama niye gülüyor ben de bilmiyorum. Şu anda tekrar geliyoruz. Resim arıyoruz. Resim. Şimdi şu şekilde gidiyoruz. Ha şimdi şuradan. Aman. Şimdi karşıdan tekrar. Şöyle yakından bir bakalım. Ne yazıyormuş onu da okuyorum. Ortada Hazreti Meryem ve kucağında çocuk ise solda İmparator Hüseyin Komenes'e, sağda eşi İmparatoriye eğilene, en sağda papanya üzerinde oğulları Alexis'miş. İyi bakın ha. Bunların isimleri. Bala bala bakın arkadaşlar. Hemen dur bakayım dur. Buradan da bir aşağı doğru bakalım. Şöyle. Mimari şu şekilde tekrar burada da tekrardan yakından şöyle bir bakalım. Ortada taht üzerinde Hazreti İsa ile solda İmparator Konstantinos Monomokos, sağda İmparatorçe Zoe'ymiş. İmparator için Ayasofya'ya yaptığı kara bağışını anlatmaktaymış. Ya arkadaş. Burada da yine bir mermerle burası kapatılmış. Bakın yukarıda Hazreti Meryem çocuğuna kucağına bakıyor. Evet arkadaşlar şu anda çıkıyoruz. Burada çıkıyoruz. Aman. Aman güneş görmedikleri görüyorum. Şimdi geri aşağı ineceğiz ama ters mi gidiyoruz, doğru muyuz? Arkadaşlar hızlı. Evet. Seni inerken bir iki yer daha göstereceğim.
Evet, bir de buradan bakalım aşağı doğru. Buradan izliyorlarmış. Bu sağ şeylerden, bu şekilde demek ki nasıl ayin yapıldıklarını bakıyorlarmış. Şu şeyler de çok güzel ya. Müthiş bir işleme var. Evet. Hızlı. Bakalım. Burada yine satış için bir şeyler yapılıyor. Buradan tekrar dinlemiş iş yerine geçeceğiz. Bu kadar güzel işlemeler var ki. Burası da ayrı bir güzellik var. Terim suyum içinde kaldım ben. Evet, şu anda iniyoruz. Evet. Burası da yine üst kata doğru çıkılan yer kapatılmış. Demek ki ta çatıya çıkıyor. Lütfen rampadan inerken şey yapmayın. Burası da film çekilen bizim Güney Dargı'nın adamları attığı yer. Gözükmüyor ama herhalde bu şekilde. Rampadan aşağı. Rampadan aşağı inerken bile bak çıkarken ki mermerlerle inerken ki mermerlerin şeyleri farklı. Buradan bu şekilde. Şurası da ayrı bir güzellik ya. Şurası hep bizim Güney Tarkı'nın film çektiği yerler. Evet. Şu anda şuradan aşağı bakılıyor mu? Ben göremiyorum. Bakıyorum tabii. Ha şimdi burası da bak mezar doğru ama imparatorluğun döneminde dini açıdan önemli kişilerin defnedildiği bir mezar şeymiş. Şu şekilde buraya yatırıyorlar demek ki. Ha para bile var lan orada. Lan Allah mıydı ya? Evet. Ya o kadar güzel bir şey yapılmış ki işlemeler. Ha şimdi şurası benim izleyelim. Bak buradan da su. Buradan demek ki su indiriyorlar aşağı. Şu şekilde. Hani bir telefondan şeyini açsaydık. Dur. Arkadaşlar az. Vallahi 7 dakika olmuş ama. Hakkı telefonla kamerayı açabilsin. Işık açacaktım ben size. Niye açılmıyor ama? Açamadım arkadaşlar. Işık açıp şurada şey bakıyorum. Burası çok cool. Ha buradan aşağıya giriş herhalde. Burada da ayrı bir bölme. Buradan su direkt yukarıdan aşağı. Buradan suyu gösteriyor. Yine büyük kapılar. Karşıdan yine bir kapı. Orada el yıkamak için herhalde girerken ki hazırlanan bir kapı. Evet, hızlı bir şekilde iniyoruz. Çıkışı arıyoruz. Evet, tekrar geldik. Şurada neymiş? İnşaat. Bakın yine aynı şekilde var. Ne kadar güzel. Şu işlemelere bakın arkadaşlar.
olmuştur. Güzel çekim olmuştur. Her yerlerde ayrı ayrı bölmeler, her yerde ya o kadar çok girişi var ki. Mükemmel bir mimari bakın. Şimdi bu öbür tarafta da şekilli sütunlar var. Burada da kalp şeklinde işlemeli taşlar alıp ayrı ayrı işlemeler yapılmış. Yani bu böyle bir mimari şey yok yani. Tekrar bak aynı yere geldik. Millet elinizi çevirin babam. O ne? Aman kaybolma, aman kaybolma. Abi turist grup daha geldi. Bunlar da nerede lan? Acayip acayip. Arkadaşlar, ha burada da bir canlı yayın mı yapıyor? Dur bakayım. Lan biri daha anlatıyormuş şöyle, bu değil mi? Ha buradaki turistlere şey anlatılıyor. Yabancı. Aha bak, şuna bak. Bu neymiş? Buluntu yeri Unkapanı'ymış. Ne su haznesiymiş, çeşme haznesiymiş. Bu neymiş? Ben adı yazmıyor lan bunu, buluntu yeri. Bu da ayrı bir şey ya, ne kadar güzel bakalım. Nerede? Ha bir yerde ben bir şey göster. Çam vardı ya, çam nerede? Arkadaşlar, girişe tekrar döndük. Şuradan size çanı da göstereyim. Bir mezar taşı. Ben bunu çektim miydi acaba ya? Çektiysek ikinciye çekiyoruz. Burada. Bakın. Neymiş? Mermer kitabıymış. Mermer kitabı. Bu da İmparator Herianus'un bir şey. Şöyle bir bakalım. Ondan sonra bakın tüm mezar taşına. Hani lan? Allah Allah. Abi ha böyle yeni çekim yapmışız biz ya. Ne oluyor ya? Kitabe bakın. Bunlar da ne yazıyor bilmiyorum. Osmanlıca mı? Böyle. Buna bakalım neymiş? Tarih-i Sinir kitabesiymiş. There was Synod Council. Ondan sonra bu da bizim oca çanımız. Dur babam. Kilisenin çanı. Lan iyi para eder lan bu. Ötüyor ötüyor. Arkadaşlar vallahi ikide bir de ekran kapanıp kapanıp gidiyor. İnşallah çekim olmuştur. Eve gidince bakacağız. Şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Serkan dayınızdan herkese çok çok selamlar. Eşim beni bekliyor. Merhaba. Kapatıyorum. Herkese iyi günler dilerim.